Kalemi, objektifi ve fırçasını Anadolu'nun kültür birikimiyle yoğuran bir usta, gelenekten geleceğe uzanan bir sanatçıydı Fikret Otyam. 1900'lü yılların ortalarında Güneydoğu Anadolu bölgesindeki röportajlarıyla tanıdı Türkiye onu. En temel malzemesi insan oldu usta sanatçının. Bir ırgatlar takıldı objektifine, bir göçebe çobanlar yansıdı tuvallerine. Kaçakçıların hayatlarını anlattı gazete sütunlarında. Anadolu insanının öykülerini anlatmakla kalmadı Fikret Otyam. Sorunlarına çare bulmaktı esas derdi. Bu çalışmalarıyla fikir babalığını yaptığı Güneydoğu Anadolu projesi kurak toprakların işsiz insanına soluk oldu. Nereye gittiysen Fikret Otyam'ın ayak izi var burada. Gelecek mücadelesinin tek başına verilemeyeceğini en iyi bilenlerdendi. Vatan Partisi'nin neferlerinden biriydi aynı zamanda. Ulusal Kanal ve Aydınlık için seferber olan sanatçılar arasındaydı. Sanatçının ulusal seferberliği sergilerinin baş köşesinde oldu her zaman. Tertiplere boyun eğmedi. Hasta yatağında bile olsa Silivri zindanlarını yıkanlar arasında olmakla gurur duydu. Son çalışmaları da Türkiye'nin en önemli halk hareketleri üzerine oldu. Arslanlı yolda akın akın Anıtkabir'e yürüyen Türk milletiyle Haziran direnişini büyük bir heyecanla resmetti. 19 Aralık 1926 yılında Aksaray'da dünyaya gelen usta sanatçı Fikret Otyam ölüme de direndi uzun süre. 89 yaşında defalarca kalp krizi atlattı, vücudu yorgun düşene dek gülerek çıktı her seferinde yoğun bakım odasından. Dünya, Ulus ve Cumhuriyet gibi bir döneme damgasını vuran gazetelerde önemli görevler üstlenen Fikret Otyam, uzun yıllar Aydınlık Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Bugüne kadar yayınlanmış 18 kitabı olan Fikret Otyam, UNESCO Türkiye Ulusal Komitesi ve Gazeteciler Cemiyeti'nin de aralarında olduğu birçok kurumun ödülleriyle onurlandırıldı. Fikret Otyam'ın Türkiye ve yurt dışında açtığı sayısız fotoğraf ve resim sergisi bulunuyor.